Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde analitik geometride kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Analitik geometri konu anlatımını bitirip testlere geçmiştik. Evet test 1'in çözümünü yapacağız bu dersimizde. Kitabımızda sayfa numarası 75 ve 76'yı çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda analitik düzlemde A noktası Y eksen üzerinde verilmiş. Peki düşünelim şimdi. Y eksen üzerindeki bir nokta neydi? Apsis bir ordinal şeklinde yazılıyordu ya. Apsisine baktığınız zaman hop sıfıra denk geliyor. Sıfıra Y gibi bir şey olacak. Yani apsisinin sıfır olması lazım. Y ekseni üzerinde olduğu zaman. Bu nokta x ekseninin uzaklığı nedir diye soruluyor. O zaman şu 2A eksi 1'in sıfıra eşit olması lazım. 2A'nın kaç olması lazım? 1 olması lazım. Hatta A da buradan 1 bölü 2 çıkıyor. Benden şimdi B noktası isteniyor. B noktasını yorumlayalım bakalım. 5A. Kardeşim 5A dediğimiz nedir? 5 çarpı 1 bölü 2. Yani 5 bölü 2 artı 3'e sonra 10A. 10A dediğimizde 10 ile 1 bölü 2'ye çarptığımız zaman kaç yapıyor? O da 5 yapıyor. 5 eksi 7 x ekseninde uzaklığı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar gerçi x ekseninde olan uzaklığı soruluyor bana. Herhangi bir noktanın x ekseninde olan uzaklığı ordinat olmuyor muydu? Yani x virgül y'nin şuraya olan uzaklığı Baksanıza ya ordinat oluyordu. Hatta ordinatının mutlak değeri oluyordu. Yani şuradaki noktayı bulmamıza gerek yoktu ama olsun yazdık. Buradaki noktamız bilmem neye eksi 2 oldu. Yani buradaki mutlak değer y olmuyor mu burası? Evet mutlak değer eksi 2 x eksenine olan uzaklığını verecektir bana. O zaman cevap ne yapar? 2'yi yapar. O zaman birinci soru balık kesir çıktı geldik ikinci soruya. Şimdi analitik düzlemde A noktasının x80'e uzaklığı 5 birim. x80'e olan uzaklığı mutlak değerce y'si. Evet y'si mutlak değer. Biraz önce gösterdim. A artı birim mutlak değeri kaçmış? 5 birim. Uzaklıkta mutlak değer almayı unutmuyorduk değil mi? Sonra B noktasının y eksen olan uzaklığı kaç birim olabilir diye soruluyor. Arkadaş A artı 1 y buradan 5'tir. Mutlak derece 5 ya. Ya da A artı 1 nedir arkadaşım? Eksi 5'tir. A'yı buradan ya 4 buluruz. A'yı buradan ya da eksi 6 buluruz. Peki A yerine 4 yazarsam. B noktasını bulalım. A yerine 4 yazdığımızda B noktası 4 yazıyorum. 2 kere 4 8 eksi 3'e A yerine 4 yazdığımızda 4 artı 5 yapar burası. Yani B noktası kaç yaptı? Hocam 5'e 9 yaptı. Y ekseninde olan zatlı. X'in mutlak değeri. Mutlak değer 5 yapabilir. Cevap 5 olur. Ama şıklarda var mı? Yok. Hangisi olabilir diye soruluyor. İki cevabı vardır demek ki bu. O zaman bir de a yerine eksi 6 yazalım. A yerine eksi 6 yazdığımızda şurası eksi 12 yapıyor. O zaman eksi 12 eksi 3 virgül e, a yerine kaç yazıyorduk? Eksi 6. Eksi 6 artı 5. Eksi 6 artı 5. Gerçi bana x'in mutlak değeri lazım. Mutlak değer eksi 15 zorluyor bana. O zaman cevap 15 yapar. Evet cevap böylelikle ikinci soruda a şıkkı oldu. Geldik üçüncü soruya. Analitik düzlemde bu ve bu nokta aynı bölgede olduğuna göre bölgelerden bahsediyoruz. Bunun işaretini artı. O zaman bunun işareti de artı olacak. 7 eksi A büyük sıfırdan 7 büyüktür A. Bu ne demek? A küçüktür 7 mi demek? Evet. Peki bunun da işareti artı. Aynı bölgede ya. O zaman bu da aynı bölgede olduğu için artı olmak zorunda. 4 artı A büyük sıfırdan A büyüktür eksi 4 geldi. O zaman şu ikisinden dolayı A'nın aralığı ne çıktı? Hocam 4, -4'ten büyük, -4 ile 7'den de küçük. 7 arasında olmak zorunda. -4 ile 7 arasında A'nın kaç farklı değeri vardır diye soruluyor. Tek tek sayacak mıyız bunları? Hayır. Büyükten küçüğü çıkart. Bir de 1 çıkart diyorduk. 7 (-4) 7 4 yaptı 11 1'den cevap kaç yaptı? 10 tane değer yapmış oldu. Yani 3. soru Denizli oldu. Geldik 4. soruya. Evet bu nokta analitik düzlemde dördüncü bölgedeymiş. Dördüncü bölgede olması ne anlama geliyor? Hemen şöyle düşünelim istersen. Hocam dördüncü bölgeyi şöyle bir düşünsek. Apsis pozitif oluyor. Ordinat negatif oluyor. Pozitife negatif olacak. Arkadaş şimdi bu pozitifse. Bak şimdi. A kare ve B küp. Bu işareti pozitifse. A kare komple A'nın işareti ne olursa olsun artı değil midir? Evet. O zaman B'nin tek kuvveti olduğu için B'nin eksi kuvveti olamaz. Dolayısıyla B kesinlikle arttır. B'nin işaretini artı buldum. O zaman burada A bölü B üzeri 5 işaretle ne olacakmış? Eksi olacakmış. Şimdi B'nin işareti artıysa eğer üzeri 5 de yine artı yapıyor. O zaman ben bir şeyi artıya bölmüşüm. Eksi elde etmişim. A'nın da ne olması lazım o zaman? Eksi olması lazım. Yani biz ne bulduk? A'yı artı bulduk. Yok. A'yı eksi bulduk. B'yi de ne bulduk? Artı bulduk. Şimdi benden şu isteniyor. Hadi bakalım şuna yoğunlaşalım. B eksi A'ya A çarpı B deniliyor bana. B'nin işareti artı mı? Artı. A'nın işareti ne? Eksi. Hocam x ile çarpımı mı? Burası artı yapıyor. Artı artı. Yani burası komple artı yaptı. A çarpı B. B'nin işareti artı A'nınki eksi. Eksi ile artın çarpımı da eksi yaptı. Yani artıya eksi isteniyor bizden. E bunun bölgesi nedir? Artı eksi nedir? X'i artı olacak. Y'si eksi olacak. O da kaçıncı bölge yapıyor? Dördüncü bölge yapıyor. Yani dördüncü soru Denizli oldu. Geldik beşinci soruya. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. A, B 5 birimmiş. Hmm. İki nokta arasındaki uzaklık 5 birim. Kısa yoldan da yapabiliriz. Hocam x'ler farkı ve y'ler farkını kareleri toplama. Normalde kısa yol şu şekilde. Y'ler farkı ne? Hocam eksi 1, eksi 3'ten eksi 4. Yani uzunluk olarak 4. Dik üçgenin kenarı olarak düşün. Uzunluk olarak 4 ya e, ee, uzunlukta 2 nokta arasındaki uzaklıkta 5 ya 3 4 5 üçgeninden burası 3 üç olacak. Yani burada ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi y'ler farkı dedik ya 4. O zaman x'ler farkında kaç olması lazım? 3 olması lazım. Ama dikkat et. 3 ya da eksi 3 olması lazım. Yani a artı 1 eksi 2 eşittir 3 diyeceğiz. Oradan bir değer gelecek. A artı 1 eksi 2 eşittir eksi 3 diyeceğiz. Oradan da bir değer gelecek. Ama burada kısa yoldan yapmayalım isterseniz. Sınav tekniğinde yani ÖSYM'ye gireceğiniz zaman sınav tekniğiyle onu o şekilde yapalım. Burada okul sınavınıza hazırlık ya şu anda. Evet diyoruz ki x'ler farkı a artı 1 eksi 2'nin karesi x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi 3 eksi eksi 1'in karesi karekök içerisinde neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. E hocam burası kare kök içerisinde a eksi 1'in karesi açma bunu dursun. Artı 3 eksi eksi 1 4 yapıyor. 4'ün karesi de 16 yapar. Eşittir 5'miş. Her iki tarafın karesini alsam. A eksi 1'in karesi eşit artı 16 eşittir 25 yapar. E buradan da a eksi 1'in karesi kaç geldi o zaman? 9 geldi. a eksi 1'in karesi 9'sa a eksi 1 ya 3'tür ya da eksi 3'ün karesi de 9 yapıyor ya eksi 3'tür. Buradan a'yı 4 buluruz ya da a'yı buradan kaç buluruz? Eksi 2 buluruz. Şimdi bizden bu değerler çarpılması isteniyor. O zaman 4 bir tanesi eksi 2 bir tanesi çarptığımız anda cevap eksi 8 çıkar. Yani cevap akçay çıktı. Biraz önce dik üçgeni çizip yorumlamak neydi? Bak a eksi 1 3 olabilir demiştim. a eksi 1 eksi 3 olabilir demiştim. Sen sınav senende işte bu kısa yoldan yapacaksın. Bu kadar kısa yoldan yapacaksın. Şuradaki işlemleri yapmayacaksın. Gerek duymayacaksın ama şu anda sen yine de bunların böyle olduğunu bil. Tamam mı? Evet 5. soruyu böylelikle akçay bulduk geldik 6'ya. Analitik düzlemde 3 köşesi ABC olan üçgen veriliyor. Buna göre ABC üçgenine ait kenar kenarortay uzunluğu. Arkadaş analitik düzlem çizmiyoruz genelde. Ya çiziyoruz tabii ki çiziyoruz. Analitik düzlem çizdirmeli hem ÖSYM hem de okuldaki öğretmenleriniz gerçekten çok güzel sorularla karşınıza gelecek. O ayrı bir konu. Ama bazen de soruyu anlayabilmek için analitik düzlem çizmek lazım. Yani basit bir şekilde şekil çizmek lazım. Yani ben analitik düzlem ne zaman çizilir diyorum biliyor musunuz? Analitik düzlem genelde böyle özel durumlar verildiğinde x eksen üzerinde bir nokta ya da iki noktanın apsisi aynıysa ya da ordinata aynıysa da bunlar özel durumdur. Tamam bu tür durumlarda genelde biz çiziyoruz. E ne yapacağız? Rastgele. Soruyu anlayabilmek için rastgele soruyu çizeceğim sadece. Bakın bu soruya da dikkat edin lütfen. Ben olsam sınavda böyle bir soru sorarım. 2'ye 8 noktası B noktası da 3'e eksi 1 noktası. Ve C noktası da 1'e 3 noktası. Hocam bunları böyle rastgele mi? Evet soruyu anlayabilmek için. Ya hocam işte bu B noktası A'dan bir birim sağda çizilmesi gerekmez mi? Evet çizilmesi gerekebilir ama soruyu anlayabilmek için çiziyoruz ya. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Rastgele A, B, C üçgeni çiz. İşte nokta yukarıdaymış, aşağıdaymış, sağdaymış, soldaymış. Önemli bizim için. Asla önemli değil. E BC kenarına ait kenar orta uzunluğu isteniyor. Bak şu BC'ye ait kenar orta uzunluğu isteniyor. Bak yükseklik demiyor. Kenar orta uzunluğu isteniyor. Bak sınavda çıkabilir. Lütfen dikkat et buna. Buradaki arkadaşım ben buradaki noktayı bulabilirim. Nasıl? B ve C'nin orta noktası. 3 artı 1 bölü 2 yani 2'ye. Eksi 1 artı 3 yani 2 bölü 2'den 1 yaptı burası. A bu noktayı bulunca da bu uzaklık yani soru işaret dediğimiz uzaklık xa farkının karesi artı y'ler farkının karesi değil midir? Evet. x'ler farkı 2 eksi 2'nin karesi artı y'ler farkı 1 eksi 8'in karesi kare kük içerisinde. Yani soru işaret dediğimiz yer kare kük içerisinde 0 artı 7'nin karesi 49, 49 yapar. Yani kök 49 yaptı. O da kaça eşit oluyor? 7'ye eşit oluyor. Yani 6. soru böylelikle balık olur. Geldik 7'ye. Dik koordinat sisteminde a 5'e 15 b ve c noktalarının oluşturduğu üçgenin ağırlık merkezi G 1'e eksi 1 noktasıdır. Arkadaş yine rastgele hemen ne yapalım? Şunu çizelim. Hemen ABC'yi çizelim. Ne diyorsa onu yapalım. Bakın. A noktası belli mi? Belli. Eksi 5'e 15. Bak normalde sen ağırlık merkezinin koordinatlarının işte apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali, ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali diye bilirsen, sadece formülü bilirsen bu işi yapamazsın. Mesela bu soruda sadece formülle yapılmıyor. Ne yapacağız? Şekli basit bir şekilde çizip yorumlayacağız. Geometri bilgimizi de bunun içine katacağız. B noktasını biliyor muyum? Bilmiyorum. C'yi biliyor muyum? Bilmiyorum. Neyi biliyorum ben bir de? G noktası 1'e 1'i biliyorum ben. Değil mi? 1'e eksi 1'i biliyorum hatta pardon. E tamam. Şimdi ağırlık merkezini kullanmak zorundayız. Ağırlık merkezini nasıl kullanacağız? Ya A'dan çizeceğiz. Ağırlık merkezinden geçen. Ya B'den çizeceğiz ya C'den çizeceğiz. E, B ve C zaten boş. O zaman boş ver. A'dan gelen ağırlık merkezinden geçiyorsa ne olmak zorunda? Hocam bunlar birbirine eşit olmak zorunda. B, C'nin orta noktasının koordinatları soruluyor bana. İşte burada noktanın koordinatı soruluyor. Bitti gitti. Bak burası 2K. Burası K değil mi? Evet. E o zaman buradan şöyle bizim artış azalış kayası vardı. Bak dikkat et. 2K'da eksi 5'ten 1'e 6 artmış. K'da kaç artar o zaman? Yönünde bu taraf K'da 3 artar diyeceksin. Hocam K'da 3 artıyor ya. 1'den 3 arttır hapsisi 4 yapar. Sonra 15'ten eksi 1'e azalmış. Ne kadar azalmış? 14 mü? Hayır. 15'ten 0'a 15 azalmış. 0'dan da eksi 1'e 1 azalmış. Yani 16 azalmış. 16 azalmış. 2K'da 16 azalmışsa K'da da 8 azalacaktır o zaman. Eksi 1'den de 8 azalttığın zaman eksi 9 mu yapıyor? Yani Eksi 1 eksi 8 demek istiyoruz buradan. Eksi 9 yapıyor burası da. E bizden ne isteniyor? BC'nin orta noktasının koordinatları. Yani 4'e eksi 9 çıkan. Ha bu arada şuraya x1 virgül y1 deyip buraya x2 virgül y2 deyip hocam x1 artı x2 artı eksi 5 bölü 3 eşittir 1'den x1 artı x2'yi bulabiliriz. y1 artı y2 artı 15 bölü 3 eşittir eksi 1'den y1 artı y2'yi bulursun. En son Bizden buradaki orta nokta isteniliyor ya. X1 artı X2'yi bulduktan sonra bölü ikisi burayı verir. Y1 artı Y2'yi buldun ya. Y1 artı Y2 bölü 2 de burayı verir bana. Hani orada da çıkar. Ağırlık şeyinden de çıkar. Sorunun başında çıkmaz gibi hissettim ama şöyle düşününce gerçekten çıkıyor arkadaşlar. Ama bunun için de yine şekli çizmek lazım. Basit bir şekilde şekli çizince çözüm yöntemini görebiliyoruz. Evet geldik bir sonraki soruya. Şöyle yine oran sorusu. ABK dersem burası 2K. Ali Bey uzunluğu K iken burası BC uzunluğu 2K verilmiş. Şimdi şuradan şuraya gidelim. A'dan eksi 2'den 4'e kaç yükselmiş K'da? Hocam K'da eksi 2'den 4'e yani büyükten küçük çıkart 4 eksi eksi 2. 4 artı 2'den 6 mı? K'da 6 yükselmiş. Buradan buraya gittiğin zaman 2K var. 2K'da kaç yükselir o zaman? 12. Hocam apsisimiz 12 yükselecek. 4 artı 12 yaptı o zaman burası. Sonra 7'den 3'e kaç azalmış? 4 azalmış. 4 azalmış. K'da 2 K'da kaç azalır? 8. O zaman ordinatta 8 azalacak. Yani 3 eksi 8 yapıyor. 4 artı 12 16 yapar. 3 eksi 8 eksi 5 yapar. Ve benden A artı B isteniyor. A'yı 16 B'yi de eksi 5 buldum ya. 16 artı eksi 5 soruluyor bana. O zaman cevap 11 çıkacaktır. 8. soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik 9. soruya. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. AB doğru parçası üzerinde bulunan bir C noktası için. Bak. 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 Olaya bak. Şimdi AB'yi içten bölüyor. Bu cümle önemli. AB doğru parçası diyor. Bu doğru parçası. Eğer bu AB doğru parçası değil de AB olmuş olsaydı, o zaman ben AB'yi şöyle çizecektim. A burada, B burada. C noktasını ortada da düşünebilirdim. C noktasını solunda da düşünebilirdim. C noktasını sağında da düşünebilirdim böyle. Tamam ama burada AB doğru parçası üzerinde diyor ya. AB'nin içinde olacak diyor bu. Doğru parçasının içinde olacak diyor. C noktası için. Hani bazen A'yı verip B'yi bölüp AB'yi içten bölen diyor ya. İçten bölen demek işte bu şekilde. AB doğru parçası üzerinde demek. Dıştan bölende de AB'yi kullanırlar. AB doğrusunu kullanırlar. Evet. ACK iken BC 2K'ymış. O zaman şöyle bir C noktası seçiyorum. ACK iken BC de 2K'ymış. A noktası eksi 3'e 5 verilmiş. Bak şekil basit bir şekilde şekil çiziyorum gördüğünüz üzere. B noktası da 3'e eksi 4 verilmiş. 3'e eksi 4 verilmiş B noktası. Burası 3'e eksi 4 verilmiş. Şimdi nereden başlayacağımız önemli dostum. Hadi ben A'dan başlayayım. A'dan başlarken bu yönlü mü gideceğim? Evet. Bu yönlü giderken eksi 3'ten 3'e kaç yükselmiş? 6. Hani büyükten küçüğe çıkart. 3 eksi eksi 3 kaç yapıyor? 6 yapıyor. O zaman 3K'da buradan buraya baktım ya 3K var. 3K'da 6 yükselmişse K'da kaç yükselir? 2 yükselir. A buradan başlamıştım zaten. K'da 2 yükseliyor. Eksi 3'ten 2 yükselttiğin zaman eksi 1 mi yapar? Evet. Sonra şeye bakalım. C noktasının ordinatı. Apsinin kaç katları diye soruluyor. Ordinata bakalım. Eksi 4. 5'ten eksi 4'e azalmış. Hani eksi 4 eksi 5 eksi 9 yapıyor. 9 azalma var gördüğünüz üzere. 3K'da 9 azalmışsa K'da kaç azalır? 3 azalır. 5'ten e de 3 azalttığın zaman bu yönlü gidiyorum ve 3 azalttığın zaman burası kaç yapar? 2 yapar. Şimdi C noktasının ordinatı yani 2 absinin kaç katıdır? Yani bunu absüsüne böldüğümüz zaman kaç kat olduğunu buluruz. Kaç kat oluyor? Eksi 2 katı oluyor. 9. soru. Böylelikle akçay çıkar. Geldik 10. soruya. Dik koordinat sisteminde 4 eş dikdörtgen kullanılarak şöyle A B noktası B noktası ve K noktası belirlenmiş. K9 da sıfırmış. Arkadaş eş yapılarda şuna dikkat edeceksiniz. Eş yapılarla böyle genelde dikdörtgenleri koyarlar. Kısa kenarlarıyla uzun kenarı buldurttururlar. ÖSYM bunu çok sorar. E tabi artık biz de soruyoruz bunları. O yüzden dikkat edin lütfen. Bak kısa kenarına A deyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. A dedik A dedik A dedik. A hocam burası bak şuradaki dikdörtgenin uzun kenarı 2A mı oldu? Evet o zaman kısa kenara A yazdık ya uzun kenarda bak 2A yaptı burası. E olay bitti. 3A 9'a eşitse 3A eşittir 9 ise A'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. A yerine 3 yazdığımız zaman hocam burası 6 yapar. Burası 3 yapar. Kısa kenar 3. Uzun kenar 6 ya. Burası da 3 yapar. Hatta burası da 3 yaptı. Benden de şurası bir isteniyor? Evet. Bu uzunluk isteniyor. İstersen şöyle yapabilirsin. Hocam burası B noktası. 6'ya 3 noktası. Çünkü 6 birim sağda 3 birim yukarıda. Şuna bakacak olursak da hocam 9 birim burada. Şöyle gel 3 birim de burada 12. Burası da 12'ye kaç birim yukarıda? 6 bulduk ya buraya. A, 9 mu yapıyor? Evet. Şu 12'ye 9 ile 6'ya 3 noktası arasındaki uzaktan yapabilirsin. Kare kük içerisinde x'ler farkı. 6'nın karesi artı y'ler farkı. 6'nın karesinden kök 72 yapar. Bu da 36 çarpı 2 ya. O da 6 kök 2 çıkar. Ya buradan yaparsın ya da ne yaparsın? Hocam dik üçgene karşılık getiririz böyle. 3 ise burası 3 yapar. Bak burası 6. Bak burası da 6 oldu. 3, 3, 6 çünkü burası. Pisagor bağıntısından 6 kökü de çıkar diyebilirsin. 6, 6, 6 kökü x kenar dik üçgenden o şekilde sonuca da ulaşabilirsin. Ama iki nokta arasındaki uzaktan da çıktı tabii ki. Evet 10. soru. Edremit geldik 11. soruya. Yukarıda verilenlere göre bunlar birbirine eşitmiş. B noktası belli mi? Belli. 1 bir birim sağda 3 birim yukarıda. C noktası da belli mi? Belli. Apsisi sıfıra denk geliyor. Sıfıra x4 noktası burası. E hocam ne yapacağım ben burada? Valla arkadaş yapacak bir şey yok. Böyle dik üçgenden bir üçgenden çıkar mı? Valla Pisagor bağıntısından belki çıkabilir. Hani şuraya bir A deyip bak şu uzunluğa A deyip burası 4 birim ya. Burası 1 birim burası da 3 birim ya. Bir burada Pisagor şuraya Y dersem Y kare A'nın karesi artı 4'ün karesi. Bir de burada Pisagor Y kare 3'ün karesi artı A artı 1'in karesinden çıkar. Klasik dik üçgenden sonuca ulaşırsın. Sıkıntı yok. Ya da başka nasıl bulabiliriz hocam? Başka şöyle bulabiliriz kardeşim. Şuradaki nokta x ekseni üzerinde bir nokta değil mi? Evet. Yani x'e 0 gibi bir nokta. E bunun şuna olan uzaklığıyla bunun buna olan uzaklığı eşit değil mi? Yani iki nokta arasındaki uzakları eşitleyeceğiz. Yani yapacağımız hamle şu. AB uzunluğuyla ne eşit? AC uzunluğunun birbirine eşit olduğunu göstereceksin. AB uzunluğu belli mi? Belli. Hocam x'ler farkı x eksi 1'in karesi artı Y'ler farkı 0-3'ün karesi kare içerisinde. AC uzunluğu belli mi? Belli. X'ler farkı x-0'ın karesi. Hadi yazayım x-0'ın karesi artı. 0 eksi 4ün karesi 0 artı 4'ün karesi mi yapıyoruz orasında? Evet. Kare kökler birbirini götürdü. x-1'in karesini aç bakalım. x kare eksi 2x artı 1 artı 3'ün karesi 9 eşittir. x kare artı 4'ün karesi 16. X kareler nanay oldu. Eksi 2x'i buraya atalım. 10 burada. 16 da burada. 10 eksi 16'dan eksi 6 geldi buraya. Ya da şurada eksi 2x kalsın. 10 burada öbür tarafa. 16'dan 10 çıktı. 6 kaldı. X de böylelikle kaç çıkar? Eksi 3 çıkar. Zaten benden ne isteniyor? Eksi 3 isteniyor. 11. soru. Böylelikle C han çıkar. Geldik 12. soruya. Analitik düzlemde A, B noktaları veriliyor. C eleman değil. A, B olmak üzere. Hmm. Bak, bak, bak. Biraz önce C eleman AB'ydi. Bak yorumluyoruz. Hatta şuraya çizeyim ben ya. Şuraya çizeyim. Arkadaş A noktası burada. A 4'e eksi 2. B noktası da burada. A artı 1'e 3B artı 1. Şimdi bana diyor ki C eleman değil AB. Arkadaş AB'nin içinde değil C. Nerede? Dışında. Ya C noktası burada olacak ya da C noktası burada olacak. Bir de şöyle bir oran var. Hocam BC bölü AC 1 bölü 3. Bak BC C noktası eğer buradaysa BC bölü AC 1 bölü 3. Böyle bir şey söz konusu mu? Değil. Demek ki C noktası solda değil. O zaman C noktası sağda. BC K iken şurası K iken burası 3K verilmiş. AC uzunluğu 3K. AC uzunluğu 3K. E o zaman yazalım şuraya. AC uzunluğu 3K. Yani şu komple şurası 3K olacak. Burası ne olacak? 2K mı olacak? Evet. Şimdi C noktasında vermiş bana. 1'e eksi 11 olarak verilmiş. Tamam bitti kardeşim. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Yönümüz bu yönlü olsun. A'dan başlayalım. 4'ten 1'e 3 mu azalmış? Evet. 3K'da 3 azalmış. 3K'da 3 azalmışsa K'da 1 azalır. E buradan buraya 2K mı var? A'dan başlamıştık. Evet. 2K'da kaç azalır o zaman? 2 azalır. Oran orantı yardımıyla yapıyorduk. 4'ten 2 azalttığın zaman o zaman burası kaç yapar? 2 olur. Yani burası 4 eksi 2 oldu kardeşim. 4'ten 2 azaltacağım. Tamam. 2 oldu. Geleceğiz oraya. Şimdi ordinatı bakalım. Eksi 2'den eksi 11'e azalma var. Yani büyükten küçük çıkart. Yani şuradan şuraya çıkart. Eksi 11 eksi. Eksi 2 o da eksi 9 yapıyor değil mi? 9 azalmış. 3K'da 9 azalmış. K'da 3 azalır o zaman. 2K'da kaç azalır? 6 azalır. Eksi 2'den 6 çıkartacağım o zaman. Burası da eksi 2'den 6 çıkartılmış hali. E o zaman A artı 1 kaç çıkıyor? Hocam A artı 1. 4 eksi 2'di. 2. A'yı buradan 1 bulurum. Sonra bu da 3B artı 1 miydi? Evet. 3B artı 1 de eksi 2 eksi 6. Yani eksi 8 ya. 3B'de buradan eksi 9 geldi ya. B'yi de buradan kaç buluruz o zaman? Eksi 3 buluruz. Benden ne isteniyor? A artı B isteniyor. 1 artı eksi 3'ten cevap eksi 2 çıkar. Evet cevap böylelikle B seçeneği oldu 12. soruda. Geldik 13. soruya. Oranlamalar verilmiş. Ali Bey uzunluğu K iken burası 2K. Burası A iken burası da 3A verilmiş. Evet Ali Bey uzunluğu K. bcye 2K. bdye A dedim. Ve ed uzunluğu 3A oldu. Şimdi şuradaki iki sayı belli zaten. Ben şu oranlamadan bulabilirim. A'dan başlayayım bu yönlü gideyim. Bu yönlü gittiğim zaman 3K. 2'den eksi 1'e 3 azalmış. 3K'da 2 azalmış. 3 azalmış pardon. K'da 1 azalır. 2 k yok. K'da kazanış. Buradan başladık ya zaten. K'da 1 azaltacağım. O zaman burası kaç yapıyor? 2'den 1 azalttığın zaman 1 yapar. 10'dan 4'e 6 azalmış. 3K'da 6 azalmış. K'da o zaman 2 azalır. 10'dan 2 azalttım. O zaman burası kaç yapar? 8 yapar. Şimdi nereden başlayalım? Şimdi de şuradan başlayalım. Bu yönüne gidelim. Değil D isteniyor benden. Hocam 5'ten 1'e azalma mı var? Evet. 5'ten 1'e azalma var. Evet 4 A'da ne kadar azalmış? 5'ten 1'e 5 eksi 1'den 4 azalmış. 4 azalmış A'da 1 azalır. Şuradan başlamıştık ya seçimimiz buradaydı. 3 A var burada. Hocam 3 A'da da 3 azalır diyeceğiz. 5'ten 3 azalttığın zaman burası 2 yapar. 0'dan 8'e 8 yükselmiş. 8 yükselmiş 4A'da. A'da kaç yükselir? 2 yükselir. 3A'da da 6 yükselir diyeceğiz. E o zaman burada da 6 yükselteceğiz. 0'dan 6 yükselttiğin zaman burası da 6 olur. D noktası 2'ye 6 mı oldu o zaman? Evet yani cevap böylelikle Denizli çıktı 13. soruda. Geldik 14. soruya. Yukarıdaki analitik düzlemde verilen ABC dik üçgeninde C noktası isteniliyor bizden. Arkadaş analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa Eksenler olan uzakları bizim için hep önemli diye söyledik zaten size. E o zaman şöyle ve şöyle eksenler olan uzaklarına bakıyorum. Bu analitik düzlemde 4 noktasını gösteriyor. Yani şu uzunluk 4 diyor. Hocam dikdörtgenden dolayı burası 4 olur. Ordinatı da nokta olarak 3 gösteriyor. Uzunluk olarak burası 3 yapar. Yani burası da 3 yapar. E hocam burası 1 1 mi ya? Şuraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. E ben şuraya A dersem bak dikten dik çizilmiş oldu. Ökleti yok mu? Burada var. 4'ün karesi eşittir. Şu çarpı şu. Yani 2 çarpı A. 16 bölü 2'den A'yı buradan 8 buluruz. Bizden C noktasının ordinatı isteniyor. A'yı 8 birim uzunlukta bulduk ya. Arkadaş bak şimdi. Şurası 1 birim. Burası 2 birim. 3 yaptı. Burada da 8 birim var. 11 yaptı. Yani senin şu uzunluğun 11 yaptı. 11 birim yukarıda. Burası 0'a 11 noktasıdır. Ordinatı soruluyor bana. Dolayısıyla cevap denizli. Yapar mı? Yapar. Evet arkadaşlar böylelikle test 1'i bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.